Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İsrail'i Nisan ayında ziyarette bulunabileceğini söyledi. İsrail'den gelebilecek gazı rahatlıkla hem ülke içinde hem yurt dışında taşıyabiliriz. Dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız da o gün ifade etti. Dedi bu toplantıdan sonra işte hem Dışişleri Bakanımız hem de beni işaretleyerek işaretleyerek Enerji Bakanımız oraya gidecek ve bu temaslara başlayacak dedi. Biz de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şimdi herhalde Nisan gibi olur Nisan gibi diye olur. düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la görüşmesinin ardından Dışişleri ve Enerji Bakanlarının temaslarının başlayacağını söylemişti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de İsrail'e gideceği tarih olarak Nisan ayını işaret etti. Keşfedilen gazların Türkiye'ye, bir kısmında Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakliyle alakalı teknik düzeyde bazı temaslarımız olmuştu. Bir televizyon programına katılan Bakan Dönmez, İsrail'in gazının Türkiye'de kullanılması, aynı zamanda gazın Avrupa'ya geçişi için diplomasinin devrede olacağını söyledi. İsrail'in yaklaşık açıklanan keşifler ve rezervlere baktığınızda 2 trilyon metreküp civarında bir e, doğalgaz söz konusunda pazarlara gidebilecek en kısa, en ekonomik ve en hızlı yol aslında Türkiye'den geçiyor. Bakan dönmez, Karadeniz'de bulunan gaz içinde tarih verdi. Karadeniz'de bu sondaj Makinel makinelerinin 4'te 3'ü şu anda sahada. 2023'te bizim ilk açıklamamız şöyle, hani ilk çeyreğinde Mart gibi bunu sisteme bağlamak yani gelecek istiyoruz. Bakan ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji arzında herhangi bir riskin söz konusu olmadığını da vurguladı.